Merhaba, Füsun Saka ile İyilik Sağlık'tan bu hafta da merhaba diyoruz size. Karşımda benim Nermin Bezmen var, çok heyecanlıyım konuğum. Vatan'da da yazarımızdınız, bir nevi gazetede de yazarımızsınız hala. Çok gurur duyuyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Aşk hikayelerini konuşacağız, doğaçlama konuşacağız, kitapları da konuşacağız. Ama burada kalın, bizi izleyin lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok uzun zaman oldu. Gerçekten heyecanlıyım. Çok. Ben de sizleri çok özledim. Evet, yani Instagram'da falan hani görüyoruz birbirimizi ne yapıyoruz diye bakıyoruz ama canlı görmek bambaşka. Onu konuştuk şimdi yayın öncesinde de. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle neler yapıyorsunuz? İnsanlar yepyeni kitaplarınızı, siz çok fazla kitap yazdınız. Kaç oldu? Yani 24-25 öyle değil bir mi? Şey. Değil mi? Eskiden böyle kitap sayısı sorulan yazarlar bu tip cevap verdiğinde o kolaya bak derdi. Evet. Yani insan yazdığı kitabı bilmez mi diye. Evet. Ama gerçekten bir yerden sonra hani tekrar baskılar, tercümeler, yeni kitap derken ben de ucunu kaçırdım ama öyle bir yerde. Oralardayız. Yani, evet. Şimdi okuyucularımız tabii merak ediyorlardır. Nermin Bezmen şimdi ne yazıyor diye. Hı hı. En sondan başlıyorum söyleşiyi. Hani en son soracağım soru ama hakikaten ben de merak ediyorum. Bir hikaye var mı ya da ne hikaye var? Var da kesin. Vardır evet, da. Evet. Hı hı. Aslında geçen hafta Mersin'de romanımı benden yazmamı arzu eden aileye 6 gün boyunca sesli olarak okudum. Hı hı. Onlarla paylaştım. Ve içim çok rahat geriye döndüm. Hı hı. Bu Haziran'da çıkacak olan kitabımın konusu. Adı Theo. Theo. Evet. Çok kendime daha hikayesini duyduğum an sıcak ve yazılması gereken bir hikaye diye hissettiğim bir kitap oldu. Beni de çok farklı boyutlara taşıdı açıkçası. Tanıdığınız bir aile miydi? Hayır. Hayır, bu vesileyle tanıştık. Hı hı. Fakat öyle enteresan tesadüfler, şans diyebilirsiniz, tesadüf diyebilirsiniz, daha mistik bakarsanız başka türlü adlandırabilirsiniz. Öyle rastlantılarla daha konuşmamızın ikinci gününde telefonla ben Amerika'dayken onlar buradan beni aradıklarında dedim bu kitap bana yaz beni diyor. Theo beni yaz diyor. Hı hı. Ve Theo ile tanışmam öyle oldu. Ve zaten işte bu aralar artık editörüme teslim etmem gereken bir sürecin içindeyken yeni projem çoktan hazır. O da 6-7 ay evvel başladığım yine bir aile öyküsü bana teklif edildi geldi. O da öyle çok sıcak, Türkiye tarihinden farklı görüşlerin ve devirlerin ele alındığı çok sıcak, keyifli bir çalışma olacak. Onun araştırma sürecini bu seyahatimde bitirdim. Yani iki proje böyle birlikte yürüyor. İçe geçti ve biri bitti. İşte Haziran'a Theo'yu inşallah okurlarımla buluşturacağım. Çok farklı dediğim gibi. Size yabancı değildir. Hep söylerim ya, her romanın benim için bir üniversite tezi gibidir. Ne kadar konuyu iyi bilirsen bileyim, uzun bir çalışma sürecim tabii vardır. Bu bambaşka bir dünya açtı bana. Son çalışma. Son Theo. Bambaşka bir dünya açtı. Biraz spiritüel tarafı ağır olanlar, mistisizme değer verenler için enteresan bir kitap olacak okuması. Diğeri? Diğeri o da de birden böyle. O da dediğim gibi işte bir aile hikayesi. Hı hı. Yine Türkiye tarihi içerisinden bir aileyi anlatacağım öykü. Onun henüz ismini vermiyorum ama ben başka bir şey soracağım. Olduğuna. Hemen bunu söylerken aklıma geldi. Yani hayal edelim. Nermin Bezmen bizim tarihimizde bizi çok etkileyen simalardan birini yazmak isteseydi bu kim olurdu? Atatürk. Evet, Atatürk. Benim de aklıma o geldi. Atatürk. Çünkü ben ama farklı boyutlara yolculuk yapmak lazım Atatürk'ü anlatmak için. Çünkü gerçekten ben Atatürk'ün hakkında tabii tarihçilerin yazdığı o kadar kitap var ama hiçbirinde Atatürk'ün dünyasının tam verilebildiğine inanamıyorum. Çünkü onu ben yani hem büyük bir hasretle
hep düşünüyorum. Saygı var, hasret var. Var başka, yani bu dünyalı gibi değil bir kere. Başka bir şey. Başka evet, bir hakikaten varlık. Öyle. Başka bir varlık. Ve en çok da hasretimin yanı sıra, yani ona olan ihtiyacımızdan gelen hasretin yanı sıra çok yalnız bir insan olduğunu görüyorum. Bütün yukarıdakiler yalnız aslında tabii yani, ki ama... Yani ordunun da başında olsa, evet, meclisin de başında olsa... Hepimiz de onu sevsek. Yalnız, evet, çok yalnız bir insan ve çok yalnız kavgalar vermiş. Onun gerçekten iç dünyasına girip, girebilmek ve anlatabilmek isterdim ama mümkün değil tabii. Aynen. Şimdi tabii okurlarımızın, izleyicilerimizin beklediği aşk hikayelerimizle ilgili. Aşk hikayeleri derken yani bir hikaye anlatmayacağız tabii ki. Evet, yanlış anlaşılmasın. Evet, aynen öyle bir hikaye değil. Ama siz, yani ben hani böyle bir tırnak içinde tabir edeceğim, aşk kadınısınız benim için. Yani gözlerinizle böyle o güzel bakışınızla, zaten çok güzel gözleriniz var. Ama aşk, yani sizi ben, sizle ilgili bir şey okuduğumda, mesela röportajları okuduğumda ya da bize yazdığınızda hep arkasında aşkı arıyorum. Ben öyleyim yani okurunuz olarak. Çok da güzel bir aşkın içindesiniz. Hani uzun olsun. İnşallah. Evet, inşallah. Yani aşık olmadan yaşamak çok kötü bir şey. Evet, çok bana acı geliyor gerçekten. Evet, aşkı tatmayanlar. Hani hayatın bir yanının boş kalması gibi diye bir girizgah yapacağım. Evet. Ve aşk yaşamış kadınların ya da adamların diyelim, yani onları bilmediğim için o tarafı, ne kadar derin yaşadıklarını hani romanlardan falan biliyoruz ama gerçekte bildiğimiz şeyler daha farklı. Nasıl hayat sürer bir insan aşksız kalırsa? Yani bir şekilde yani o aşkı nasıl yönlendirir? Nelere yönlendirebilir ki o içteki doyumu sağlayabilsin? Şimdi aşk tabii aslında ille bir karşı cins ya da hayat arkadaşını, cinsiyeti ne olursa olsun, duyulan bir duyguyla sınırlı bırakılmaması lazım. Şayet bir kişi yaşama aşık değilse, yaşamın hakkını veremiyorsa, tabiattan bir ses duyamıyorsa, bir duygu alamıyorsa, bir çocuktan, bir hayvandan bir duygu alamıyorsa ve duygu veremiyorsa, onun beraber olduğu kişiyle de o aşkı yakalaması zaten çok zor. Çok zor. Hatta mümkün değil diye düşünüyorum. Başka şimdi, ihtiyaçlarla gider. Evet. Yani bir de aşk artık o kadar yanıltılmaya başlandı ki, yani böyle etkilenmek aşk sanılıyor. Maddi veya fiziki görüntüsü, imkanları, titri, ünvanı, toplumun onu kabul ettiği halinden dolayı duyulan hayranlıklar da aşk zannediliyor. Ve o aşkın peşinde koşuyor insanlar. Yani gerçekten aşık olduğunuz insanı her şeyden soyutlayarak bakmanız lazım. Yani bu o kendi bulunduğu durumdan da. Kendi bulunduğu durumdan. O da onun hali yeridir ama tabii, yine de onun hayata nasıl baktığıyla, değil mi? Tabii. Onun, size bakmasından aynen, öte. Aynen zaten, yani o dengeler sonunda oluşturacak ve koruyacak aşkı. Ve zaman alan bir şey. Yani ilk bakışta aşk, bence ilk bakışta hayranlık o. Ama beraber yaşadığınız, paylaştığınız ve yavaş yavaş çözdükçe birbirinizi, değişik olayların yaşattığı değişik durumlar, reaksiyonlar, fikir paylaşımları o aşkı koruyor ve arttırıyor. Ya da eksiltiyor. O bir yanlışlıkmış dedirtiyor. Tabii önemli olan o ilk merhabayla başlayan kimliğe saygı duymak. Yani onu, karşınızdakini elde etmek için kullanıyorsanız, o geçici bir süre için, evet, bir tiyatro oyunu gibi düşünüyorsanız, bir de sonra tavsiyor zaten. Tabii. Ya da yorgunluğu başlıyor. Bu tipte çok böyle kırılmalar, dökülmeler görüyorum toplumda. Yani elde edene kadar karşısındakinin görmek istediği kılıkta oluyor. Onun gibi yaşıyor, onun gibi düşünmeye çalışıyor.
Onun yani, beğendiğini beğenmeye çalışıyor. Yani bak ben sana en uygun eş benim. Bak seninle aynı şeyi seviyorum. Evet. Halbuki aynı şeyi sevmek zorunda da değilsiniz. Aynen öyle. Aşık olmak için. Aynı şeyi sevdiğiniz zaman da kendinizi sevebilirsiniz zaten. Zaten kimliğinizden ödün verdiğiniz an o aşk değil esarete dönüşen başka bir şey. Başka bir şey evet. Nitekim bir müddet sonra o rol yaptığı kimlikten yorulmaya başlıyor insanlar. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir ama... Kadınlar daha oyuncu bu anlamda. Şimdi ben onu daha hesapçı. Siz daha önce gidiyorsunuz zaten. Aynen çünkü... Erkekler daha dürüst o anlamda. Ya kesinlikle. Bence hani onların diyelim ki sadece görsellik istiyorsa zaten o da çok net oluyor. Evet. Kendine hayat arkadaşı istiyorsa o da net bir şey ihtiyaçları doğrultusunda. Ama bir kadının varlığına aşık olmalarıyla ilgili benim soru işaretlerim her zaman var. Olduğu haliyle onun varlığına aşık olmak en zoru çünkü erkekler için. Ama kadınlar hayranlık duyabiliyor. Fakat hani yaşımız gereği demeyeceğim ama son yıllarda... Evet öyle bir şey söyleyeyim. Yani, son yıllarda maalesef kadınlar eğer paranız yoksa karşıdaki adamın işte arabasının modelinden... var olan parasına, arkadaki şöhretine, şöhret dediğim sadece ünlü olmak, oyuncu olmak ya da yazar olmak başka tabii, bir şey olmak değil. Yani toplumdaki kabul edilmiş. Toplumdaki kabulüyle. Ve onun da parayla ölçüldüğü bir hale aşık oluyorlar. Daha doğrusu aşık olmuyorlar, beraber oluyorlar. Yani o genellikle de çocuk yapıp o kişiden para alıyorlar. Yani o kendini garantiye almak diye bir deyim derken, oluştu. Evet, garanti, evet öyle bir garanti oluyor ve bu hiç fark etmiyor. Yani pek çok kadında derken işte her kültürden kadında da bunu görebiliyoruz evet, aslında. Evet. Yani bu sırf bu topraklara ait bir şey değil. Yok. Belki yüzdesi biraz daha azdır ama evet yani. Var. Yani bu kadının zaten insan var olduğundan beri bence genlerinde kayıtlı bir şey. Ya anaerkil kadından ataerkile geçişten sonraki bu da tabii çok uzun bir zaman. Tabii orada oyunculuk artmış. Ilgili, evet. Orada oyunculuk tabii. artmış. Çünkü kadının kendini fikren veya fiziken gösterme şansı olmadığı toplumlarda kadının zekadan ziyade kurnazlık selleri beyinde tabii çalışmaya yani başlıyor. Tabii Osmanlı sarayındaki tabii dönem kadınlara da baksanıza. Evet, evet. Ama bu yani bir köyde, kasabada, şehirde minik bir evhanesinde de dönüyor tabii bunlar. Ki, yani, tabii çünkü ki. Her kadın kendi yaşadığı şeyde, toplumun içerisinde ya da dört duvarın arasında kendini kurtarmak ihtiyacıyla, eğer baskıya da uğruyorsa daha büyük bir ihtiyaçla bir numaralar düşünüyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın burada. Yani ben kadın hakları, çocuk hakları, onları da zaten insan hakları olarak görüyorum. Yani insan haklarını tanımayan bir toplumda kadın hakkı zaten olmuyor. Hayvan hakkı da olmuyor. Çok önemsediğim bir şeydir. Yazdığım kitaplarda da zaten hep kuvvetli kadını, sesini duyuran ve ayağını sıkı basan ve kendini çaresiz olduğu durumlarda kurtarmayı bilen kadınları anlatırım. Yani verdiğim ama örnekler hep budur. Ama kendini kurtarmak başka yönler, ama, yollarla olabiliyor yani. Yani çeker gidersin, o kendini kurtarmaktır. Ama kalıp da oyun tezgahlayıp böyle yani kadını aslında aşağılayan... Murat Amungan'ın Yüksek Topukları... Çok şey anlatır bu tarz bir şey hikayede. Yani ayakları yere basan kadın, artık kadınlar da fark ediyor bunu da ne kadar yanlış bir şey olduğunu. Yani kitle büyük onu fark eden kitle. İlle onu nedenle güldüm yani yaşlarının ileri olması gerekmiyor. Gençlerimizden de bunu. Kadının okuması gerekiyor bizim toplumumuzda öncelikle. Her ne koşulda olursa olsun. Bizim mesela bir yazarımız var. Laftan lafa atlıyorum. Kendisi şimdi 95 yaşında. Türkiye'nin en eski kadın doğum doktorlarından biri. Silifke doğumlu. Benim ortağımın annesi. Mürvet Hanım, Mürvet Türkili buradan ona da selam söyleyelim. Mürvet Hanım babası Silifke'de ve hiç istemiyor kızlarının okumasını. İki ablasını gerçekten de okutmuyorlar. İlkokul mezunu galiba ya da bilmiyorum ortaokul olabilir. Mürvet Hanım her türlü yolu deniyor, öğretmenlerini ayarlıyor. Çok iyi bir öğrenci ve İstanbul'da Kandilli'ye geliyor kız lisesine yatılı. Oradan da tıp fakültesine. Yani böyle i̇şte kadınlar, kendine Türkiye tarihini bu. Evet yazan tabii. kadınlar. Bu durumda aslında hani bizi izleyen öğrenciler de var, çok öğrenci var.
Hem onlar da hem onların aileleri, herkes bunu bilmeli ki okumayan bir kadın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey yapamaz maalesef. Evet. Yani o, eğitimsiz bir kadın. O bitti tabii. Evet, o da yayılıyor yani bütün toplumun alt tarafına, hani ne aşk yaşayabiliyor gerçek anlamda, oraya gelirsek tekrar, ne de kendi hayatını yaşayabiliyor, evet, diye düşünüyorum. Tabii şimdi kadın yani sırf diploma alması da değil, değil olay. Ama yani mesleğini icra edebilmesi lazım. Bazı durumlarda diploma da bir fayda etmiyor. Eğer öğrenme merakı yoksa, kendisine dayatıldığı kadar, verildiği kadarını kabul ederek yaşamı tercih eden bir kadınsa, öyle de bir anne oluyor. Çocuğunu da öyle yetiştiriyor. Tabii, İlişkisini de öyle kuruyor. Yani okuma ve öğrenme merakı olması bir insanın, kadın veya erkek, çok önemli. Ben torunlarıma mesela 5-6 sene evveline kadar işte iyi üniversiteli, iyi yerler seçip okumaları, başarılı iş kadın, üçü de kız benim torunlarım, başarılı iş kadınları olmaları için böyle şey veriyordum, örnekler veriyordum. Son birkaç senedir gerçekten dünyada eğitimin de aslında nasıl yönlendirildiğini, kimler tarafından ve nasıl yönlendirilip aslında bireysellikten çıkıp topluma, o üçgenin tepesindeki 3-5 ailenin istediği alanlarda çalışacak ve ses çıkarmadan çalışacak, evet, yorum getirmeyecek, kabulcü, çünkü orayı kaybetmek istemeyecek, o iskemleye yapışacak, politikacılar, iş adamları, sanatçılar vesaire, evet, isteniyor. Ona göre yönlendiriliyor artık yüksek eğitimde. Hatta bu yani doktrinize ediliyor ilkokuldan, yuvadan başlamaya başladı. Tabii. Şimdi Amerika'da bu. İşte onun işi, o işin içine girdikçe de yani artık diyorum üniversiteye gitmeniz şart değil. Ama kendinizi yetiştireceksiniz. Özellikle bir alan seçip orada çok iyi olacaksınız. Sertifika kursları da var. Yani, çok var hem de. Yani ben o kadar çok. Covid döneminde 3 tanesine girdim. Çok aklımda kalan böyle macera perest sayılabilecek alanlarda mesela 3 sertifika aldım. Yani ama okuyun, öğrenin, sertifika alın. 4 senelik, 6 senelik üniversite şart değil. Teknik okul okuyabilirsiniz. Bir sanat okulunu bitirebilirsiniz. Türkiye'de bu çok şey sayılıyor. Aileler yani hani eğitilebilir, öğretilebilirin üstündeki bir çocuklarını bile üniversitelere göndermeye kalkıyor. Yani işte bir sürü de üniversite mezunumuz var. Ama şey diye lise durumunda üniversitelerimiz var yani. Bir de ben bu takdir olayına yani müthiş kafamda sorular. Kimi sorsam çocuğu torunu takdir almış. Alır tabii yani, parayı ödersen alır. Hayır, okullarda yani işte orta eğitimde tabii. Dersler mi çok kolaylaştı? Çocuklar mı daha zeki? Biz mi çok aptaldık? Hayır, çocuklar daha donanımlı tabii ki bu internetten dolayı, ama o değil tabii. Ama iki tane asla soru soruyorsunuz, değil. Cevap şey yok yani. Var, ben o gençlerle yapılan röportajlarda ağlamaklı oluyorum, evet, yani. Evet, çok kötü. Dolayısıyla öğrenme açlığı olması lazım insanın. O kadar çok imkan var ki. Evet, çok fazla çok var gerçekten. Çok imkan var artık. O konuda yani, kimse kaçamaz. Bir mesleği olması şart. Bir mesleği, kendini geliştirmesi lazım. Ve tabii annelikle iş kadınlığının çok zor olduğunu da biliyorum. Yani evet, ben zordur. Çalışan yani bir ben anneydim. Ben anne olmadığım için bilmiyorum ama çalışan zor olduğunu bir anneydim, biliyorum. Kolay kolay değil ama kadın çok kuvvetli bir yaratık. Yani aklına koyarsa bütün bunların altından kalkıyor. Kalkar. İyi anne de olur, iyi iş kadını da olur, iyi sanatçı da olabilir. Yani bizim beyinlerimiz erkeklerden farklı olarak çok şeyi aynı anda düşünüp yorumlayıp çözebiliyor. Yani evet, yaratılışımızda bu var. Bunu zaten erkek artık psikologlar kabul bile kabul edildi. Çünkü kadının var olması için gerekli bir şey bu. Evet, analiz edebilmesi gerekiyor içinde bulunduğu durumu. Şimdi şeye geri dönersek, hani bu aşk konusunda mesela bizim toplumumuzda çok rastlanan, hala da yani benim üniversite master yapmış arkadaşlarımın bile zamanında kızlarına söyledikleri, kendini ağırdan sat. Şimdi bakın burada bile satma lafı ama var. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu kabul etmeyeceksiniz. Tabii ben de kabul etmiyorum. Instagram'da ve sosyal medyadaki bir sürü platformda bir takım koç dedikleri, yani kesinlikle hani onlar ayrıca işlenmesi gereken konular. Yani öyle kendilerince tüyolar veriyorlar ki
Yani bir ilişkiyi ve kendini ancak bu kadar rezil edebilir bir insan. İşte bu ağırdan sattı, özür dilerim hemen ben böldüm ama. Ne kadar aşağılayıcı bir şey bu yani. Ağırdan sat ne demek? Kendini satacaksın da ama ağır, ağırdan sat. Al. Şimdi benim anneciğim mesela hiç bu tabiri kullanmadı. Hı-hı. Kimliğini kaybetme. Hı-hı. Hep söylediği buydu. Kendine ait kal. Ne kadar güzel. Şimdi bakın kendine ait kal. Evet. Ben o zaman o kafayla büyüdüm. Evet, onun için bugün buradayım. Burada. Evet, bir sürü eğitimim, çok öğretmenimin, hı-hı, çok hayat tecrübemin hepsinin bana faydası, hı-hı, oldu ama annemin o sözü, hı-hı, onun başlangıcıdır. Bugün olduğum yere gelmemin sebebi annemin o sözüdür. Evet. Halbuki öbürlerinin söylediği sen olma. Sen başka bir evet, şeyi. Evet. Yani o satış için her şeyi yapabilirsin. Yani satarken evet, de onu öyle yap. Ne kadar, hı-hı, da ağırdan satarsan o kadar kıymetli olursun zannediliyor. Ama halbuki işte o karşıdaki erkekler de o şeyde büyüdükleri. Erkekler de onun çok aslında farkındalar da. Yani evet, bence yorulmak istemedikleri için belki çok uğraşmıyorlar. Yoksa de erkekler de aptal değil yani. Yani evet, değil de ama şartlarının rahat ettikleri şartları çok itelemeyi sevmiyor erkekler. Evet, aynen öyle. Hiç uğraşmak evet, istemiyorlar. Uğraşmasınlar, sorun daha değil. Daha konformistler yani. Evet, hele kadın biraz şimdiki dönemde evet, değil mi? Yani evet, kadınlar da bu kadar dağılmışken diyeyim kafaca. Onlar da bundan çok güzel şey yapıyorlar. Yani çok ilişkileri ben son derece sağlıksız bir şey görüyorum. Onu soracaktım. Şimdi bu çok, içinde bulunduğumuz dönemde aşk, bir aşkı yakaladınız diyelim. Yani bu, hı-hı, çok müthiş bir şey şu anda. Bana çok hayal geliyor, zor geliyor. Gerçekten hani dünyada kaldığımız dönem boyunca aşkı yakalayabildiysek bir kere bile bu çok değerli. Evet. Bunu sürdürmek her zaman kolay değil. Çok başka yerlere de gidebiliyor insan yaşadığı süre boyunca. Ama şimdi içinde bulunduğumuz dönemde aşık, hı-hı, diyelim ki yakaladık. Yani bunu sürdürebilmenin koşulları, siz yazdığınız, çizdiğiniz için bu konuda soruyorum. Yani nedir gerçekten hani bunun yolları şimdi neler? Ağırdan satmaları, her şeyi, bütün yapayları, yapaylıkları bir kenara bırak. Şimdi dediğim gibi sevgili Füsun, baştan karşılıklı dürüst olmak çok önemli. Yani kimseye onun kendisini görmek istediği gibi gözükmeye uğraşmasın. Baştan ben buyum. Ben şunlardan hoşlanıyorum. Hı-hı. Ben senin sevdiğin o rengi sevmiyorum, hı-hı, mesela. Ya da o müziği sevmiyorum. Hı-hı. Ya da seyahati sevmiyorum. Yani varmış gibi yapmamak, hı-hı, çok aynen, önemli. Aynen. Varmış gibi yapmamak. Bazen bu hani ille de bir oyuncu kafayla da yapılmayabiliyor. Hani o kadar hayranlık duyuyor ki bir an evvel. Orada hani onunla. Ben ona, hı-hı, ayak uyduruyorum. Suyuna gideyim, hani kazanayım. Alayım, benim olsun. Hı-hı. Duygusu var çok insanda. Ama işte o öyle yürümüyor. Evet. Yani yap, daha sonradan çetele çıkarmadan yapmayacağınız, hı-hı, hiçbir şeyi öyle baştan yapıyor gibi gözükmemek lazım değil. İki, çetele tutmak. Hı-hı. Yani ben mesela aşkla fedakarlık sözünü hiç kabul etmem. Neden? Çünkü fedakarlık aslında yapmamanız gereken ama sizin gönlünüzden böyle lütfettiğiniz, gelmediği halde yapmak, yaptığınız bir şeydir. Hı-hı. Şimdi o zaman ne oluyor? Arkada hep böyle bir küçük kılçık kalıyor. Hı hı. Yani karşıdan siz de istediğinizi, beklediğinizi, hı hı, aldıkça, hı hı, her şey çok iyi gidiyor. Hı hı. Ama bir yerde bir terslik olduğunda başlıyor kişi not tutmaya. Evet. Ben onu yaptım, onu, evet, da yapmıştım. Orada da bu olmadı. Saçımı da, hı, süpürge, canım saçını süpürge etme. Adam seni süpürge diye almadı çünkü. Yani, değil mi? Yani, aynen, süpürgeyi de sevmez süpürge, yani etme insan. Ve başta etme. Başta etmeyeceğini, hı-hı, bilsin. Ama verici olmak çok önemli bir şey. Hı-hı. Yani bakın, vericilikle fedakarlık benim bambaşka için iki ayrı şey. Doğru, bambaşka. Ben veririm. Yani, hı-hı, ve hesapsız veririm sevdiğime. İlişkiye de öyle. Ama arka planda o bana ne verdi diye bakılmaz. Hayır, tamam. Baktığın zaman olmuyor tabii, o zaman. Çünkü o an veriyorsam, hı-hı, onu verecek değerde bulduğum için veriyorumdur. Hı-hı. Sonra yaptığı bir şey, söylediği bir şey bana aksi geliyorsa, hı-hı, onun hesabını evvelinden çıkarmaya hakkım yok. Hı-hı. Onu vermişim, bitmiş. Hı-hı. Belli ki karşılığında almışım. Evet. Bir şey, bir his almışım ondan. Evet. Yani bu illa maddiyat anlamında değil, demiyorum. Tabii ki canım. Bir duygu, bir bakış, bir his, bir okşama, bir güzel söz, bir şey almışım ki vermişim. Evet. Şimdi vermiyor diye eskisinin hesabını çıkarmak
Olmaz. Bana çok ters geliyor. Aynı şeyi geçmişe dönük keşkelerle de yaşamam. Hiç keşkem yoktur benim. Ne kadar güzel. Hiç keşkem yoktur. Çünkü o keşkeleri olayı yaşadığımız zamana da, şimdiki zamana da hakaret olarak görüyorum. Haksızlık. Haksızlık. Çünkü o gün verdiğim karar kendi sebepleriyle verilmiş. İçinde olduğum ortam, o günkü duygularım, o günkü tecrübelerim, karşımdaki insanın. Ama bu ille sevgili, koca, aşık olması şart değil. Bu çocuğunuz için de geçerli. Ya da bir arkadaşınız. Arkadaş, as, üst ilişkisinde. Bütün hayatta geçerli benim için. Bu çok önemli bir nokta. Hakikaten bu çok evet, önemli. Yani o gün o karar verdiysen ben o kendi sebepleri içinde, ya o günkü şartlarda verdim. Bazen gideriz ya, keşke yapmasaydım. Olmaz. Keşke öyle olmasaydı. O mümkün değil. Yani o ayrı bir paraleldeki bir şeyimiz, seçimiz. Şimdi o bitmiş, üstünden zaman geçmiş. Statik yaratıklar değiliz, devamlı değişiyoruz, gelişiyoruz. Belki özde temamız değişmiyor, etik değerlerimiz ama çok etkilenerek hepimiz çok değişiyoruz. Her an değişiyoruz. Hatta yeni bir araştırma okudum. Belli yaştan sonra çocuk yaptığınızda o kadar değişiyormuşuz ki o değişimimizi de genetik olarak aktarıyormuşuz. Yani tabii, işte tabii. 20 yaşında yaptığımız bir bebekle doğum yani 40 yaşında yaptığımız yani geç doğumlara yönelik bir araştırma bu. Çok da güzel. Yani daha doymuş, daha donanımlı, kendi daha yakın tabii yani, olduğu hali. Bilgi haznesi gelişmiş, olgunlaşmış. Hayata bakışındaki şey. Belki zenleşmiş. Evet. Dolayısıyla yani şimdi burada bugün oturup, bugünkü kafamla, bugünkü Nermin olarak o 15 sene evvel verdiğim bir kararı, 5 sene, 2 ay evvel verdiğim bir kararı yargılamaya hakkım yok. Ne güzel bir şey. O zamana aitti. Bu bana da ders şu anda. Ben de çünkü bunu yapamıyorum. Ben de çok keşkelerle uğraşan biriyim. Halbuki yok, evet keşke değil, o zamanki koşullarla doğru. Hiç keşkem yoktur. Yani, İnsan her dakika bir şey öğreniyor işte. Anlamsız geliyor. Yani öyle yorgunluk anlamsız geliyor. İleriye dönük de endişelerim yoktur. Çünkü ilerisi yani, yok aslında. Olursa, ederse, biterse, giderse. Yani bu kayıp korkusu yok. Evet, bu paranoya yaratan bir şey ve bu hem geçmişi keşkeyi hem geleceğe dönük amalar zaten anımızı yaşamayı engelliyor. Evet, söylediğimiz anda kalamıyoruz ama ve yine ileriye gidiyoruz. Yine keşke denilecek bir geçmiş kalıyor arkada. Kalıyor. Ama bu tabii yani nasıl bir ortamda yetiştiğinizle de ilgili. Size ilk bakımı veren insanla da ilgili. Tabii, kaybetme tabii. Korkusu. Yani hani bu her zaman bu kadar kolay, tabii. Kolay demeyeyim. Burada anlattığımız kadar kolay başarılacak tabii, bir şey değil. Tabii, çünkü muhakkak. Siz ne donanımla olursanız olun geldiğiniz noktada arkamızdaki sıkıntılar da bizle geliyor. Çok da yani her zaman kurtaramıyoruz kendimizi. Evet. Böyle bir gerçek var. Şimdi zamanımız da kısıtlı olduğu için en önemli şeyi soracağım. Aşık olduk. Aşktan gidiyorum. Ve bir kişi aşktan yani öyle işimize, evimize, doğaya değil. Tamam. Çok güzel bir şey yakaladık ve güzel yaşıyoruz. Bunun varacağı noktayla ilgili ben Nermin Bezmen'in ne dediğini gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü başta da dediğim gibi benim için aşk kadını eşittir Nermin Bezmen gerçekten. Çok güzel anlatıyorsunuz ve nasıl yaşadığınızı ben hani bu kadar da kendime pay çıkarayım biliyorum. Hani yakinen biliyorum. Nasıl kalabiliyor? O aşk neye evriliyor ve ne oluyor? Şimdi, aşklar diyeyim tabii, yani. Yani bir sormayayım da. Aşkı beslemek lazım. Aşk çok kıskanç. Yani insan kıskançlığından bahsetmiyorum. Değil, aşkın kendisi çok kıskanç. İşte endişeyi, güvensizliği, keşkileri, amaları kabul eden bir şey değil aşk. Çok, hep kendi ortada var olmak isteyen bir duygu. Beslemek lazım. Evet. Ve hiçbir şeyi olağan, durağan hale getirmeye çok önemli aşk ilişkisinde. Heyecanı, tutkuyu... Dinamik olacaksınız ama... Korumak lazım. Korumak lazım. Yani... flört etmekten, sevgili olmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Evet. Yani artık aşık oldu, o bana aşık, ben de ona aşığım diye bıraktığınız zaman o çözülmeye mahkum. Çünkü yani ilk gün
tanıştığınızda ne kadar bakımlıysanız, evet, ne kadar tatlı sohbet etmişseniz, masanıza ne kadar özen göstermişseniz, sevdiğinize nasıl bir ihtimam gösteriyorsanız, ne kadar sıklıkla sarılıp öpüyorsanız ve seni seviyorum diyorsanız, bunu devam ettirdiğiniz müddetçe o aşk yaşamaya devam ediyor. Aynı şekilde. Aynı şekilde yaşamaya. Bir de üstelik daha güzel bir şey oluyor. Daha tanıdık. Evet, beraber yaşanılan acılar, tatlılar paylaşılıp el ele aşıldıkça bir de üstü böyle taçlanıyor o aşkın. Yani bambaşka bir yere gidiyor. Sadece böyle bir tutkuyla başlayan şey, derin bir arkadaşlığa, sırdaşlığa, ileriye doğru hayatı paylaşmak için idealler kurmaya, beraber onun peşinden gitmeye, çabaya, birbirine desteğe ve bunları yaşadıkça ve başardıkça da getirdiği önemle beraber gerçekten kuvvetlenmeye devam eden bir duygu. Benim hep aklıma şey geliyor da, yani o ilk tutku anı, ben onu çok seviyorum o yüzden. Yani o geçerse tavsiye bir şeyler. Tabii tavsiye, tabii. Yani, ama işte dediğim gibi, yani bir kadın 5 sene sonra, 10 sene sonra kocasını eşofmanla karşılamaya başlıyorsa, halbuki ilk geldiğinde özenle... Yine etekle belki çok güzel bir makyajla. Yani kendini nasıl özenle gösterdiyse, aynı özenle, yani eşim beni hala kapıdan geçiririm, öper geçiririm. Geldiğinde olduğum yerden kalkar kapıyı öperek karşılarım, hoş geldin diye. Yeter ki kişilerden biri beni artık böyle kabul et. Ben böyle yaşıyorum. Seni de seviyorum ama bu benim tarzım diye derse, bir değişiklik gösterdiği an orada iş biter zaten. Yani orada başlıyor soğukluk girmeye, arıyor. Tabii iki taraftan gidiyor. Birisi ya da karşılıklı tarafta, bu. Karşılıklı evet, şey tabii. Ve şey çok önemli, yani sevdiğiniz, aşık olduğunuz insandan aslında sizin de mutlu olmak için neler beklediğinizi hissettirmeniz lazım. Bu böyle parmak sallayarak değil, falan, evet, bunu yapmazsam değil, ben de soğurum küskünlükler, giderim. Küslükler, evet, yaparak, evet, değil ama yani ben de şunu çok seviyorum, ben böyle çok mutlu oluyorum, ben kendimi senin yanında böyle çok iyi hissediyorum gibi. Bunları paylaşmak da çok önemli. Ve dediğim gibi kimliği kaybetmemek. Çünkü erkekte de kadında da, ben bu kadar senelik tecrübemle çevremden gördüğüm, her iki cinste baştan kendisine uyduğu için çok sevdiği insanın bir müddet sonra kişiliksiz, kendine bağımlı olarak yaptığı seçimlerden ve beğenilerden rahatsız olmaya başlıyor. Evet. Karşısında bir hareket, bir kimlik görmek istiyor. Evet, öbür türlü küçümsüyorsunuz. Küçümsemeye başlıyor. Şey, evet. Yani kimse küçümsemeye hani başlıyor. Kırılmamalı. Evet, evet. Yani dinleyenler, çünkü böyle olursa küçümseniyorsunuz. Hem de en sevdiğiniz, en beğendiğiniz. Hadi bir kere sesiniz çıkmadığı için hiçbir şekilde, bu illa bir kavga sesi değil. Yani hadi bu hafta sonu pikniğe gidelim. Yok sevgilim, ya kayığa binelim mesela. Evet, evet. Böyle yani, küçük bir örnek, evet, vereyim. Hayır, ille de pikniğe gideceğiz ama ben kayığa da binmek, evet, istiyorum. Şimdi zaten o zaman göl kıyısında piknik yapıp kayığa kıyısında piknik yapalım. Yani dediğim gibi aşkın teslimiyeti büyük bir vericilik ve özen gerektiriyor. Ama kimlik kaybına gittiği zaman bu o eş içinde ancak ezilen ve ezilmesi de artık mübah görülen bir, evet, biri, bir harabeye dönüyor biri oluyor o insan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saatler, bitti mi? Saatler, evet, bitti ama kanalımızda şey yapalım biz. Soruları yanıtlayalım. Çok güzel çünkü yanıtlar veriyorsunuz. Bitti. Çok da öğretici. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz haberini verin, bilmiyorum. Aynen öyle. Aynen. Görüşmek üzere diyorum. Ben de izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.